Hocam tekerlek çok yordu. İçi su dolmuş, buz tutmuş. Zor kaldırıldı. Acayip zorlandım çevirirken. Normaldeki gibi. Biraz da göğüs yapıyorum. Thank you.
Değerli izleyiciler, şimdi İlinağ'dayız. Almanya'nın Ahern kentine bağlı İlinağ. Burası geniş bir araziye sahip, tarihi geçmişi olan Avrupa'da bir ilk kurum, yani hastane özelliğini taşıyor. Eski dönemlerde, eski yıllarda, şimdi bahsedeceğiz birazdan, soyluların, yazarların, gazetecilerin, sanatçıların da kaldığı önemli bir tarihi geçmişe sahip ve burada çok ünlü bir yer. Sizler için görüntüler aldık buradan. Biraz bahsedelim burasıyla ilgili sizlere. Evet, burası 1840 yılında kurulmuş. Modern anlamda diyelim, ilk ruh ve sinir hastalıkları hastanesi diyebiliriz. Tabii ne kadar şimdikin tekniklerine göre, o zaman tekniklerine göre modern anlamda ilk kurulan ruh ve sinir hastalıkları, yani deyimi yerindeyse tımarhane diyebiliriz. Şu anda müzeye dönüşmüş çünkü 1940 yılına kadar sadece 100 yıl hizmet vermiş. 1940 yılında 2. Dünya Savaşı'nda tabii Nazi Almanyası bu ruh ve sinir hastalıkları olan insanlara ne gözle baktığını hepimiz biliyoruz. Evet. Burayı kapatıp okula çevirmişler. Hastaların ne olduğunu tabii orasını bilmiyoruz ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Fransızların eline geçmiş. Fransızlar burayı bir askeri kaserne olarak kullanmışlar 1994'e kadar. Ondan sonra da müzeye çevrilmiş. Buranın dediğim gibi enteresan bir yönü var. Burada çok meşhur insanlar, sanatçılar, doktorlar, yazarlar, profesörler kalmış. Bir de mezarlığı var. Burada tedavi olurken ölenleri de arkada çok enteresan bir mezarlığı var. Ve orada bir heykel var. Orada da bir heykel var. O heykelin de özelliği, nereye giderseniz gidin, İlinağ'ın o heykelin gözleri size bakıyor. Bir de 9 yaşında çok bir ilginç, değil mi? Evet, 9 yaşında bir de kızımız var burada. Buranın sembolü haline gelmiş. İçeride müzeye girebilseydik müzi. Kapalı şu anda. Pandemi dolayısıyla kapalı. Kafesi bile kapalı. Kafesinde oturuyoruz. Kafesi bahçesinde. Kafesi de çok güzel bir yer, çok biliyorsun. Çok güzel, evet. Kafesi Alman-Fransız tarzı, evet. Ortak. Evet. Hem restoran hem kafe. Biz buraya kafe. Gelmiştik daha senle. Daha önceden gelmiştik. Sırf kafesinde oturmuştuk. Pasta yemiştik. Meşhur burası. Çok bilindik bir yer. Pastalar, dışarıdan da pastane tarzı biliyorum. Daha çok Fransız tarzı ama mükemmel. Hani evet. Dersin ya bir yer, evet. İçin mesela orada pasta yenir. Aynen orası, öyle. Burası resmen öyle bir yer. Tabii mutfağını bilmiyoruz ama duyduğumuz kadarıyla Fransız-Alman ortak mutfak yapımı da onda da çok iyiler. Bir de enteresan olan yanı Down sendromlu insanları, evet, burada çalıştırıyorlar. Evet, evet, onu görmüştük burada. Evet, o da çok önemli. Down sendromlu çocuklara, kardeşlerimize burada eğitim veriliyor, çalıştırılıyor, kucak, evet, açılıyor. Yani sadece sakatlar fazlasıyla düşünülmüş zaten, evet, kafenin organizasyonu. O da çok önemli bir ayrıntı. Evet. Ve müzeye gelip gezebiliyorsunuz. Ayrıca dışarıdan gelip oturanlar kafeye, evet, müze hakkında bilgi alabiliyorlar, gezebiliyorlardı. Tabii korona öncesiydi bu. Şu anda böyle bir şey yok. Kapalı. Şu an kapalı. Artık biz daha önce de gezmiştik tabii tarihini, evet, öğrenmek için. Herkes geliyordu. Buralar çok kalabalıktı korona öncesi. Evet, gezmeye devam şimdi edelim. Şimdi yine geldik. Sizler için görüntüler, yeni yeni görüntüler aldık burayla ilgili. Bizden ayrılmayın. Bizden ayrılmayın.
De, Friedhof ist diesem Richtung, oder? Ja. Richtig, danke. Kısa bir orman yürüyüşünden sonra Ilinau mezarlığına vardık. Und auch noch Komfort, der uns angetrieben hat, immer neue Formen des Wohnens zu schaffen. Doch wo werden wir ihn? Şu an Ahern'deyiz. Gezi turumuzda bir yemek molası vermek istedik yönetmenimiz eşimle beraber. Acıktık. sabahtan beri devam eden çekimlerimiz. Gezmelerdeyiz. Programın çekimleri harika gidiyor bu arada. Sera isimli Türk mekanı gördük. Çok hoşumuza gitti. Türk yemekleri var, pizzalar var, harika yemekler var. İçeri hemen girelim dedik böyle sıcacık içerisi. Sahibi de Türk, buranın sahibi. Cahit Bey. Merhabalar, selamlar. Selamlar, merhaba. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çekimlere tüm hızıyla devam ediyoruz çekimlerimize. Gezmelerdeyiz programının çekimlerine. Bu arada Türk mekanı oluşu çok güzel her şeyden önce. Ne kadar süredir buradasınız ve hizmet veriyorsunuz? Teşekkür ederim Özlem Hanım. Öncelikle sizleri burada ağırlamak bizler için büyük şans. Eşinize ve size teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. 12 yıldır burada hizmet veriyoruz. 12 yılımızı doldurduk. İnşallah müşterilerimizle nice 12 yıla diyoruz. Hangi yemeklerde iddialı acaba Sera Pizza öğrenebilir miyiz? Ben diyorum ki öncelikle pizzalar çok revaçta galiba. Pizzalar, hamburgerler müthiş gözüküyor, dönerler. Hepsi güzel aslında ama hangisine daha iddialı acaba Sera Pizza? Özlem Hanım, burada müşterilerimiz farklı milletlerden, farklı kesimlerden ama tabii ki Almanya'da yaşadığımız için çoğunluk olarak Alman müşterilerimiz, Türk müşterilerimiz var, Alman müşterilerimiz var, Arap müşterilerimiz var. Lezzet olarak biz yaptığımız bütün ürünlere güveniyoruz.